İkinci olarak kolluk kuvvetlerinin suç fiilini önlemeye yönelik belirli yollarda tedbiren denetleme durumu. O denetleme durumları şimdi kim arkadaşlar veya kim meslektaşlarımız da şu şekilde düşünebilir. Şimdi isterseniz bunu savunma durumlarına girildiğinde bu hukuka uygun mu, hukuka uygun değil mi şeklinde bir delil durumu meydana geliyor. Şimdi orada bir arama el koyma durumu, oradaki önlem araması hukuka uygun mu değil mi şeklinde bir araştırma durumuna giriyorlar. Arkadaşlar zaten öncesinde söyleyeyim, bu oradaki polis memurları gerekli arama el koyma durumlarını veya o arabayı durdurup da belirli arama durumları için zaten örnek veriyorum, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, Anadolu Sulh Ceza Hakimliği veya Şile Sulh Ceza Hakimliği, yani neresi yetkiliyse öncesinde zaten belirli zamanlar aralığında ayın 16'sı, ayın 17'si şu saate kadar arama el koyma kararı bizzat, önleme kararı bizzat verilebilir. O kararı alarak Sulh Ceza Hakimliği'nden belirli kararı alarak ellerindeki belgeyle bu işlemleri yapıyorlar arkadaşlar. Sonuçta buradaki polis memurları da kanuna falan uygun işlem yapıyorlar. Sonuçta onların da bizzat net sorumlulukları var. Buradaki gerekli önleme araması yapıyor veyahut bu süreç içerisinde rutin önleme kontrol araması meydana geldiğinde bir tane motosiklet veya bir tane araba diyelim, bir kişi arabayla arama önleme yapılan yerde, polis noktasının bulunduğu yerde araba durduruluyor. Araba durdurulduktan sonra arabanın içerisinde ne var? Uyuşturucu maddeler var. Bu süreç içerisinde şimdi bir rutin kontrol yapma durumu meydana geliyor. Polisler bu durumdan şüphelenme durumları meydana geliyor. Sonuçta kaç tane farklı insan görerek, sonuçta insan sarrafı oldular. Biliyorlar yani neyin ne olduğunu. Ona istinaden, belli sorulara istinaden ve belirli makul şüpheye istinaden arama el koyma araması yapıyor. Bizzat araba içerisinde arama yaptıktan sonra araba içerisinde belirli uyuşturucu maddeler çıkıyor. Uyuşturucu maddeler şu şekilde. Oradaki kullanmak için TCK 191 kullanmak için veya TCK 188 ticaret arasındaki net farkı oradaki bir çeşitlilik arkadaşlar, iki ana nokta kullanım sınırlarının üzerinde çok yüklü miktarda olup olmamasına dikkat ederler. Kullanım sınırları içerisinde olur. Örnek veriyorum, mesela esrar maddesi. Esrar maddesinin günlük kullanım sınırı ne kadar yargıda ceza genel kurulu kararlarına istinaden? Her alımda 1,5 gram olmak üzere toplam yargıda ceza genel kurulu kararlarına istinaden esrar uyuşturucu maddesi günlük 4,5 gram. Lakin bu süreçleri tabii günlük, aylık ve yıllık süreçler içerisinde de düşünmek gerekiyor. Yani şimdi orada 4,5 gramdan biraz daha fazla var diye kişi direkt ticaretten bir işlem yapılmaz. Onun da zaten belli kriterleri var. Ondan sonrasında araba içerisinde, kullanım sınırları içerisinde bulunursa arkadaşlar, kişi polis karakoluna bir ifade verme durumu oluyor. O ifade verme durumundan sonrasında kullanmak için bir durum meydana gelirse, uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma durumu olursa, zaten bu suçun alt sınırı 2 yıl, üst sınırı 5 yıl. İlk defa uyuşturucu madde kullanma durumundan bu kişi yakalandıysa, hakkında bizzat Cumhuriyet Savcılığı gerekli araştırmaları yaptıktan sonra hakkında erteleme kararı veriyor direkt. 5 yıl içerisinde bu maddeyi, bu zehirli maddeyi kesinlikle kullanmayacak ve 1 yıllık da bu 5 yılın içerisinde denetim veriyor. O denetim içerisinde de belirli seminer durumları olsun, belirli belki hastaneye yatış durumu olabilir veya belirli ilaçları kullanması gerekir. Ona istinaden o yükümlülükleri yerine getirmesi gerekiyor. O yükümlülükleri yerine getirirse, 5 yıl bu zehirli maddeyi kullanmazsa, denetim süresi içerisinde de gerekli yükümlülüklere uyarsa, seminerlere katılırsa, hastane durumlarına dair veya tedavi durumlarına uyarsa, derdest olan dosyası takipsizlikle kapanıyor. Veya 5 yıl içerisinde herhangi bir şekilde bu zehirli maddeyi kullanırsa, ihlal ederse bu sefer Asliye Ceza Mahkemesi'ne TCK 191. maddesinden dava açılıyor uyuşturucu madde kullanmak suçundan. Süreç bu şekilde. Önceki videolarımızda anlattık zaten. Biz biraz daha ağır duruma gelelim. Velev ki kullanım sınırlarının üzerinde madde bulundu arabanın içerisinde veya motosikletin içerisinde ve arabanın içerisinde kullanım sınırları üzerinde uyuşturucu madde bulundu. Çeşitlilik var. Ona istinaden arabada hatta hassas terazi bulunma durumu meydana geldi. Kişinin telefonlarına da el konuldu ve telefonların belirli araştırma durumlarına giriyor zaten. Orada da WhatsApp veya mesajlaşma kayıtlarında belirli satış durumlarına dair mesaj durumları da var.
Böyle de bir durum olursa arkadaşlar çok sıkıntılı bir durum oluyor. Bu kişi TCK 188 uyuşturucu ticareti suçundan ceza alma durumu yüksek olarak görüyoruz. Çünkü yani tüm süreçte uyuşturucu ticareti suçunun algısını ve durumunu kuvvetlendiriyor süreçler, yaşadığımız durumlar. Veya belki şöyle de bir durum oluyor. Yolda bir motosiklet veya araba araması meydana gelince kişi mesela motosikletle yakalandı. Motosiklet sürerken yakalandı ama kolluk kuvvetleri herhangi bir arama yapmadan, herhangi bir şey sormadan direkt elindeki maddeleri verdi. Elindeki maddeleri çok açık ve net bir şekilde verdi. Herhangi bir şüpheye mal bırakmayacak şekilde. Lakin bu süreçlerde etkin pişmanlık durumları meydana gelebilir. Kişi uyuşturucu ticareti suçundan ceza alırsa o elindeki maddeleri uyuşturucu ticareti suçundan yargılanma durumlarının meydana gelme ihtimali olması için küçük küçük özenle hazırlanmış paketçik durumları meydana gelebilir. Bu süreçler yaşanılabiliyor. O paket durumlarını verirse orada bir hassas terazi olamaz zaten. Sonuçta motosiklete nereye koyacak? Belki o da olabilir. Hani hassas terazi yok, sadece orada ufak ufak paketçikler var. Belki madde çeşitliliği de olabilir. Gramajlar da düşük. Lakin çeşitlilik durumu ve birbirine yakın gramajlarda madde durumları olduğu için arkadaşlar kişi bu süreçte de uyuşturucu ticareti suçundan bizzat yargılanma durumları meydana gelebilir. İşte bu süreçlerdeki savunma durumlarında teknik takip tutanağı varsa bir o önemli. İki, bu süreçler içerisinde telefonla el koyulma durumu varsa oradaki mesaj kayıtlarında da bir ticarete ilişkin bir delil, bir mesaj kaydı, buna benzer herhangi de bir şey yoksa, kişinin satışa dair herhangi bir delil durumu yoksa dosya bu şekilde beraatı gitme durumları olabilir. Oradaki net savunmaların meydana gelmesi gerekiyor. Çünkü aradaki illiyet bağıyla birlikte gerekçeli net savunmalar üzerinde durmak gerekiyor. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bu uyuşturucu ticareti suçlarına dair davalar ağır davalar, sıkıntılı davalar. Dediğim gibi savunma süreçleri bu. Süreçler bu şekilde yaşanılıyor. Zaten bu kişi gözaltına alındıktan sonra aynı öncesinde söylediğimiz gibi gerekli araştırma durumları meydana geliyor. Bu kişi de bu süreçlerde ya adli kontrol şartıyla veya tutuklanma neticesinde soruşturma işlemleri yapılabiliyor. Bu süreçlerde meydana gelebiliyor. Bu durumların altyapılarını çizmek önemli. Soruşturma evresinde şunu da çok merak ediyorsunuz arkadaşlar. Avukat Bey, bir yakınım veya uyuşturucu ticareti suçlamasıyla soruşturması devam eden bir şüpheli uyuşturucu ticareti suçlamasıyla tutuklanıyor. Tutuklandıktan sonra soruşturma evresinde serbest kalma durumları meydana gelebilir mi? Arkadaşlar, soruşturma evresi büyükşehir mahkeme, büyükşehir savcılıklarında özellikle tutuklu dosya ise 6 ile 8 ay devam etme durumu olabiliyor. Bazen daha da uzun olma süreçleri olabiliyor. Büyükşehir adliyeleri için söylüyorum. Sürece istinaden soruşturma evresinde tutuklanan bir kişinin soruşturma evresinde tahliye edilme durumlarını çok düşük ihtimal olarak görüyoruz. Çok fazla bu süreçleri yaşıyoruz. Çok kişi arıyor. Bu süreçleri istinaden doğruları söylüyoruz. Soruşturma evresinde süreçleri anlatıyorlar bize. Bu durumlara dair gerekçelendiriyoruz süreçleri. Nasıl olduğunu anlatıyoruz ve süreçlerin nereye gideceğini belirtiyoruz. Lakin soruşturma evresinde tahliye durumu çok düşük bir ihtimal. Hatta ben çıkamaz diyorum soruşturma evresinde tecrübelerime istinaden. Lakin çıkma durumu varsa veya çıkartırız deniyorsa bunun gerekçesini sunmak gerekiyor arkadaşlar. Yani nasıl söyleyeyim ben size? Kimi insanlarla konuşuyorum, bana aynı soruyu soruyorlar. Başkasıyla konuştuk deniyor. 2 haftaya çıkartırım, 1 haftaya çıkartırım, 1 aya çıkartırım ama o işlemler olmuyor. Ondan sonra telefonlar açılmıyor. Ya yine biz haklı çıkıyoruz da yani işin gerekçelendirilmesi gerekiyor. Onu söylemek istiyorum ben size. Soruşturma evresinde tahliye durumu çok zor bir durum. Çok düşük ihtimalli bir durum. Biz böyle bir süreç beklemiyoruz. Soruşturma evresinde önemli olan savunma durumlarını kuvvetlendirip gerekli altyapıları sağlayıp ondan sonrasında gerekli ceza mahkemesi, ağır ceza mahkemesine dava açıldığında o süreçlerde gerekli tahliye durumlarını sağlamak. Soruşturma evresinde ya tamamdır, bu sürece bir şey diyemiyoruz. Lakin tahliye durumlarını beklediğimiz durumlar değil. Tahliye edilen durumlar varsa, bu süreçleri yaşayanlar varsa soruşturma evresinde tahliye edilen durumlar ya karar veya o tane belirli durumları yorumlara yazabilirsiniz. Biz de öğrenmiş oluruz, görmüş oluruz ama işin doğrusu bu. Doğruları bizden duyarsınız. Buradaki hesap verilebilirlik ve gerekçelendirebilirlik çok önemli arkadaşlar. Onu söylemek istiyorum. Bu soruşturma evresindeki süreçler bu şekilde. Yani soruşturma evresinde tahliye durumu beklediğimiz bu durum değil. Soruşturma evresinde süreçleri kuvvetlendirmek çok önemli. Ama tercih sizindir sonuçta. Süreçlerin sonuçlarını sizler yaşıyorsunuz.
Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Gelecek videolarda görüşmek üzere ve gelecek videolarda görüşene dek sevgiler.